Kurtuluştayız. At izini it izine karıştıranlar. Bir resim çiziliyor nicedir. Bu tabloda bütün renkler kötücül biçimde birbirine karıştırılıyor. Ortaya çıkan görüntü ise karmaşadan öte asıl görüntüyü gizlemek için yaratılan bir bulanıklık. Şöyle ki resme biraz FETÖ'cü Emre Uslu, biraz Önder Aytaç ve biraz da Ayşe Hür karıştırıldıktan sonra bunların yanına hedef alınan isimlerin görüntüsü ilave edildiğinde tablodaki herkes FETÖ'cü veriyor ne güzel ne kolay. İbrahim Karagül'ün müdürlüğünü yaptığı Yeni Şafak gazetesine bağlı dergi ben ve birkaç gazeteci arkadaşımız için böyle bir kapak tasarlamıştım. Bu işe imza atanların samimi ve dürüst eleştirileri olsa herhalde bunu algı oyunlarıyla yapma yerine dertlerini, şikayetlerini sade bir şekilde herkesin rahatlıkla anlayacağı biçimde dile getirerek yaparlardı. Fakat görüldüğü üzere amaçları eleştiri değil, peki nedir? Medyayı yahut tuttuklarını düşündükleri alanı kendilerince diken olarak gördükleri kişilerden temizleyerek güya dikensiz bir gül bahçesine dönüştürmek istiyorlar. Bunun gerçekleşmesi için de ahlaki, vicdani hiçbir kıstas gözetmeden hedef aldıklarını suçlamaya karalamaya göz düşürmeye çalışıyorlar. Daha da kötücülü 15 Temmuz sonrası iyice bulanan havayı fırsat bilerek at izini it izine karıştırmaya çabalıyorlar. Yazık çok yazık. Mühim okur çevresi olan bir medya grubunun uğraşacağı işler bunlar olmamalıydı. Bugünlerde duyduğumuz şikayet konularından biri de reisçilik akımı. Belirli isimlerden veya yazarlardan sık sık bu reisçilik mevzusunu işitmeye başladık. Medyada kendisini reisçi olarak tanımlayan yazar pek olmadığı için eleştirilerin odağında daha çok sosyal medya fenomenleri bulunuyor. Aralarında kendini fanatik Erdoğancı olarak tarif edenler de var, bunu rasyonel bir şekilde yapmaya çalışanlar da. Kimisi haklı, kimisi haksız suçlamalarla, eleştirilerle dikkat çekmiş olabilir. Günümüzde sosyal medyayı kontrol altına almak mümkün olmadığı gibi sosyal medya aktörlerini görmezden gelmekte de makul değil. Bunun nedeni yeni teknolojik yeniliklerle birlikte bütün vatandaşların siyasi hayata katılımının önüne açılması. Reisçilik kanımca milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte siyasette özne haline gelmesinin sosyal medyadaki olağan tezahürü. Eskiden millet siyasetin öznesi değildi. Erdoğan'la bu olgu hayatımıza girmeye başladı. Erdoğan siyaseti partisinden daha çok milletle yaptı. Gezi'de 17-25 Aralık'ta ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bunu bizzat yaşadık. Sosyal medyanın da artık kurulu medya hakimiyetine kafa tutacak seviyede geldiği ...kısmen söylenebilir. Köşe yazarı veya muhabir olmasalar da... ...sosyal medya aracılığıyla topluma ulaşabilme imkanına sahip aktörler belirdi. Bu yeni sosyal medya aktörlerinin çoğu da... ...köşe yazarlarından hatta genel yayın müdürlerinden etkili olabiliyor. İsimsiz, kimliksiz, yüzsüz hesaplar bu çizdiğim çerçeveye dahil değil. Ne var ki peş peşe gelen aşırı reisçilik yazıları... ...sosyal medya aktörlerini sindirme ve itibarsızlaştırma amacına kilitlenmiş görünüyor... Reisçi olduğunu iddia eden bir hesabın bunu Erdoğan'a zarar verme gayesiyle yapıp yapmadığı araştırma konusu. Olayın bu yönü de görmezden gelinmemeli ancak bu bizim yazı konumuzun dışında. Reisçilik şikayetleri bir anlamda reisten de şikayet etme anlamına geliyor. Reisçileri sınırlama amacı taşıyan bu şikayetlerin altında biraz da reisi sınırlama isteği yatıyor olabilir. Yine de niyet okuması yapmayalım ve kimseye haksızlık etmeyelim. Fakat şunu da hususiyetle belirtelim. Cumhurbaşkanı olduğu günden beri Erdoğan'a içeriden ve dışarıdan yapılan baskının özü Elini AK Parti'nin üzerinden çek biçiminde. Yani bir yönüyle pek bilmiş karar vericiler Erdoğan'a Eline ülkenin üstünden çek talimatı veriyorlar. Reisçilik eleştirileri de daha çok bu talebi açık örtülü dillendiren çevreden geliyor. Elbette hiç kimse eleştirilemez değil. Herkes eleştirilebilir. Yeter ki bu eleştiriler açık, samimi ve dürüst şekilde yapılsın. Hedefi inşa etmek değil, yerle bir etmek üzerine bina edilmiş ithal eleştirilerden bu milleti, bu ülkeyi, toplumun akıl ve ruh sağlığını korumak lazım. Çünkü bugün reisçilik olan konu yarın başka bir mevzu olur. Önemli olan reisçilik özelinde ister reisçilik yapanın ister reisçilik eleştirisinde bulunanın makuliyet ölçüsünü elden bırakmaması ve gerçekleştirilen eylemle hangi değirmene su taşındığının bilincinde olunmasıdır. Niyet ülkenin ve milletin hayrına olan bir şeyi yapmak gayesiyle ortaya sunulan bir eleştiri ise bunu herkes sahiplenir. Yok eleştiri zırhına sığınarak küresel aklın Türkiye aleyhine dönen değirmenine su taşımaksa o değirmenin suyunu kesmek hem devletin hem de bütün vatandaşların boynunun borcudur. Kurtuluştayız akşam.